Merhaba. Bugün farklı bir konseptle karşınıza çıkıyorum. Kutu açılışı. Bir ben eksik kalmayayım dedim. Niye böyle bir şey yapıyorum onu da söyleyeyim. Ben alışveriş yaparken yorumlara çok dikkat ederim. Hani kullanan kişilerin birebir tavsiyelerine dikkat ederim. O yüzden bu da belki birilerinin işine yarar diye böyle bir video çekmek istedim. Şöyle kenara alayım. Aslında normalde şu var. Ama hani ikinci bir ihtiyacımız oldu. Hem bununla onun karşılaştırmasını yapayım dedim. Arada farklar nasıl diye. Bayağı güzel duruyor. Bu arada şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Geri dönüşüme çok önem veriyor Arçelik. Ve %100 dönüştürülebilir kartondan yapılmış. Şunu da göstereyim. Apartmanda tek geri dönüşüme çıkartan kişi benim. Haftada bir ya da iki haftada bir geri dönüşüme çıkartıyorum. Kağıtlarımızı, işte cam atıklarımızı. Yani bu konuda da insanların hassasiyet göstermesini istiyorum açıkçası. Ha, bu arada coğrafyayla ne alaka diyeceksiniz. Ders videolarını atıyorum kimse seyretmiyor. Ve çok üzülüyorum da. Hani sınavlarda olmayacağı için kimse ders videolarına bakmıyor. Ve benim ileriki aşamalarda canlı ders yapabilmek için 1000 aboneyi düşünmemem lazım. Niye canlı ders diye bu kadar ısrar ediyorsunuz derseniz. Çünkü nasıl diyeyim, videoya ders anlatmak çok zor bir şey. Böyle kendinizi kasıyorsunuz, zor. Ama canlı ders olursa, karşıda insan olduğunu bilirseniz daha kolay anlatıyorsunuz. Bu arada şu kabı eskisine göre küçük. Bir önceki daha büyüktü. Bu daha küçük. Bu da hemen hemen kap boyutları aynı gibi. Başka bir şey çıkmadı herhalde. Bir de şu ikinci bıçağı çıktı rendeden. O da güzel. Bir de şunu açmaya çalıştım ama kilit mi yapmışlar? Bir öncekinde bunlar çıkıyor. Bunlar çıkıp makineye takılıyor ama şu anda bunları çıkartamadım. Şununla ne farkı var? Boyut olarak hemen hemen aynı gibiler. Bakalım nasıl açılıyor. Şöyle. Şu rende benim elim ayağım çok işe yarıyor. Salata çok yaptığım için havuç rendeleme işinde bayağı bir elim ayağım oluyor. Bir yaylı. Ötekine göre farklı. Bunda yay yok. 10 senelik bir. İkisi de Arçelik. Bu 700 devir. Bu 1500 devir. Bunu da çok memnun kaldığım için zaten yine Arçelik'i tercih ettim. Bunu başka bir yere götüreceğim. O yüzden hani şeyden dolayı değil, bozulduğu için yenisini almadım. Bir de bir şey var. Şurasını yaktım. Bir de şuradaki silikonu zarar gördü. Parçalandı. Onun haricinde sağlam, yine iş görüyor. Şu 17 seneliktir. Şunun dezavantajı kırıldı. Bu plastik olduğu için eğer taranalarda, mercimek çorbalarında falan blenderla sokuyorsanız bu kötü oluyor. Yani kırıldı. Ama Arçelik'in şöyle bir güzel yönü. Şunları gittim. Tabii bir sene oldu herhalde. 40 liraya şunları, parçalarını yenileyebiliyorsunuz. 40-80 liraya şunları halletmiş oldum. İkisine de. Bu da bozulmuştu çünkü. Bunun parçası da bozulmuştu. Bu da bozuldu. İkisini halletmiş oldum. Bu arada şununki birazcık farklı. Bunda iki tane şey var. Bıçak. Bunda dört tane bıçak var. O yönden daha iyi gibi. Kullanış açısından. Parçalama açısından da daha iyi olur. Kilit nasıl ki? Şöyle. Bu da böyle bir sistem. Turbo sistemi var. Yani bu 700 devir, bu 1500 devir. Yani iki katından daha fazla bir devire sahip.
Benim dediğim gibi elim ayağım mercimek çorbalarında, tarhana çorbalarında çok kullanıyorum. Bunu salatalarda çok kullanıyorum. Hele şu parçası, ha bunda iki taneymiş. Bunda tek. Mesela bunun ortasını çıkartıp bıçağını şuraya koyuyorsunuz. Şunu kaybederseniz zorlaşır. Ama bunda ikisine de farklı parça yapılmış. İkisi de farklı. O da güzel bir şeymiş. Yıkarken çünkü şunu direkt elimde yıkıyorum. Sorun olmuyordu. Şu çıkıyordu çünkü bir öncekinde çıkıyordu. Şunları da denemem lazım. Çıkmıyorsa yıkamak da zor olacak. Heh, çıktı çıktı. Çıkmazsa çünkü şey olarak bunlar makineye atılabiliyor. Şimdi böylelikle atamazsın. Bu parçalara su değdirmemeniz lazım. Daha uzun ömürlü kullanabilmek için. Artı şu da yıkanmaz. Temizlik öncesinde mutlaka kapaktan ayırınız. Bu parçalara hani böyle nemli bezle silmenizde fayda var. Çünkü şakır şakır yıkayan ve makineyi mahvedenleri biliyorum. Daha bunu da hep ben sildim. Yani siyah olması da iyi. Bu daha küçük duruyor. Bu daha iri duruyor. Kitlemesi de iyi oluyor. Şöyle bunları da yeni alıştır bakalım. Şuraya kilit sistemi var. Alıştır şöyle. Tamam. Yine bununki gibi kaydırma ve şöyle döndürüyorsunuz. Şu şekilde tık sesini duyunca motor çalışmış oluyor. Ama tabii biraz ergonomikliğini yapamadım. Daha elim alışmadı. Şimdi ötekinde bayağı hemen tık. Her şeyini görün de hani nasıl bir şey. Şunlar özellikle sos yapımında çok kullanıyorum. Menemen yapımında çok kullanıyorum. Biberleri doğrarken, domates rendelemede çok işime yarıyor. Özellikle şu aparatta da çok işime yarayacak. Bir öncekinde yoktu sanırım, hiç hatırlamıyorum. Ya da vardı, ben kaybettim. Şunu zaten çok kullanıyorum. Şu parçasını havuç rendelemede, pancar rendelemede. Şunu da patatesleri cips şeklinde yapmada kullanırım. Bu robotun ismi RHB 6050K. Fiyatları çok değişken. Şimdi bayram indirimi diye denk geldi. Hemen sipariş verdik. Yani bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bugün bayramın 3. günü. Dün gelecekti aslında. Bir günde hemen gelmiş olacaktı. Her yer kapalı olmasına rağmen depodan getirdiler. 3. günde sağ salim teslim ettiler. O yönden de yani hızlı servis. Hani dediğim gibi dün gelecekti ama depo kapalı olduğu için dün sekteye uğradı. Hemen 2. gün elimize ulaştı Arçelik Bayi tarafından. O yönden de tebrik etmek lazım. Yani bu dönemde hele ki. Onun haricinde belirtmek istediğim şunlar 3 boy şöyle 700 devir 1500 devir bunun devirini bile bilmiyorum 17 evlendiğim zaman almıştım 18 senelik filan hepsi de maşallah tıkır tıkır işliyor hani şu anda bunu da deneyeceğim rendeleme konusunda bakalım performansı nasıl olacak birebir göstermek için bir de havuç rendeleyeyim dedim bir deneyeyim bir de kurcalarken şunu fark ettim. Dedim şu güzel bir şeydi. Hani bunu koruyordu. Yani şunu kirletmemiş oluyordu. Şunu temizlediğim zaman iyi oluyordu. Ama şunu da fark edemedim. Sonradan dedim bunda bir farklılık var diye. Çünkü bunu şöylece de yıkayamazsınız. Şu parçası çıkıyor. Şunu daha rahat bir şekilde yıkayabiliyorsunuz. Çünkü burada bunu hiç yıkayamıyorsun. Şu altındakini yıkayabiliyordun. Yani altındaki parça bu olmuş oluyor. Şunu çıkartıyorsunuz şu şekilde.
şöyle çıktı. Şöyle takıyorsunuz. Ondan sonra şunu yine şöyle takalım. Deneyelim bakalım nasılmış. Rendesi. Rendeleyelim. Bu arada karşılaştırma olarak bayağı bir şey birikti burada. Önceden şu en eski sistemdekinde şu şekildeydi. Şöyle takıyorduk. Yine aynı eski sisteme dönülmüş. Çünkü bunda şu parça var. Şuna takılıyor. Bu şekildeydi. Tek çırpıcı halinde ama sanki bu hep ben bunu kullanıyordum. Şu iki parçalıyı kullanıyordum. O 700 ile birlikte bu şekildeydi. Yine eski sisteme dönülmüş. Ki şu parçalar eklenmiş. Bunlar da dediğim gibi daha ergonomik oluyor çırparken. Ve şurada fark var. Şu da güzel olmuş. Mesela şuraları plastik metale dönüştürmüşler. Plastikte çatlamalı. Şurası çatlamış mesela. Yani belirli bir süre sonra bunlar da parçaları yenilemem gerekecek. Şuralar da plastik. Buraları da çatladığı zaman yenisini almam gerekecek. Ama şunda daha uzun ömürlü. Yani yıl geçtikçe iyileştirmişler. O da iyi olmuş. Şimdi deneyelim bakalım. Şu şekilde takıp oturdu. Ama bakalım çalıştı. Şu şekilde ittiriyoruz. Allah. Ama bu daha farklı geldi bana ötekinden. Ötekinde hiç dışarıya taşmıyordu. Bunda birazcık sanki dışarıya taşıyor. Şekilde rendemizi de yaptık. Bakalım nasıl? Sol elle açacaksınız aşağıya doğru. Bakalım rendesi nasıl olmuş? Birazcık sanki parçası büyük gibi geldi bana. Evet. Bu birazcık büyük. Şöyle göstereyim. Ötekinde yapalım. Şunda o zaman bu parçayı da şunu da deneyelim. Bakalım olunca. Parçaları büyük geldi. Keşke küçük olsaydı biraz ya. Çünkü bunda ben alıştım küçük parça. Yani bayağı fark ediyor. Bunun parçası şu şekildeydi. Küçük parçalar halindeydi. Bunda bayağı büyük rendeledi. Şöyle yapacağız. Yönü değişik geldi. Şimdi bakalım bunu deneyelim. Allah. Olmuş. Şöyle. Bu da iyi. Yani kızartmalık için güzelmiş. Şu boyutta. Ya patatesler de kızartmalık cips için olabilir. Birazcık hani ayarlaması olsaydı iyiymiş. Yani boyutunu. Bir de şunun bakacağım küçük parçalısı varsa şunun gibi bayağı fark var. Çünkü daha küçük rendelediğiniz zaman da daha büyük çıkartıyor. Şunun bıçağının koruyucusu bu. Bunda koruyucu çıkmadı. Göremedim. Ama bunda koruyucusu var. Şu şekilde hani şimdi etkisi bu. Dediğim gibi şu parça çok iş görüyordu. Ve hiç dışarıya taşmıyordu. Ne bileyim. Bunda birazcık rendelerken dışarıya fırlar gibi oldu. Ya da ben buna alışkın olduğum için dediğim gibi ben bunu çok kullanıyorum. Aşırı derecede kullanıyorum. Ama işte salatalar için elim ayağım oluyor. Bayağı bir işim görüyor. Hemen 2 dakikada rendeliği veriyorum.
artısı eksisi bunlar. Hani dediğim gibi şöyle alışmak lazım. Şuradan şöyle açılıyor. Ya da şöyle çevireceğiz. Şöyle he. Yani gün geçtikçe kendini yenilemiş bir şekilde 4 bıçak haline getirmiş. 2 bıçaktan 4 bıçak haline gelmiş. Bir de bunu denemek lazım. Hani nasıl oluyor? Performansı nasıl? Bir bakmak lazım. Alacak olanlara fikir olmuştur inşallah. Her şeyle, artısı eksisiyle şey yaptım. Bayağı bir dağıttık ortalığı. Bir sürü parça olunca. Demin videonun başında da söylediğim gibi ne alaka coğrafyayla? Sosyal medyanın, internetin yararlı yönde kullanımını kullanıldığı zaman çok işe yaradığını ve dediğim gibi bunu almak isteyenler olabilir. Bundan sonra hani kendi hayatımda hayatımı kolaylaştıran, işime yarayan bilgileri de paylaşacağım. Ders videolarını devam edeceğim. İzlenmese de devam edeceğim. Çünkü o benim bir kaynak arşivim olmuş olacak. Ölsem de kalsam da o orada kalmış olacak. Hani en azından benden bir eser kalmış olur. Öyle düşünüyorum. Evet, bu zamana kadar yapmadığım kabahat. Keşke daha önce yapsaydım. Ama her şey bir zamanı varmış demek ki. Yavaş yavaş kendi birikimimi coğrafya olarak oraya aktarmaya çalışacağım. Özellikle de görerek, yerinde göstererek yapmaya çalışacağım. Bu da bir öncekinde şeydi. Şurada küçük bir parça vardı. Bu arada daldan dala atlıyorum. Şurada bir küçük parçası vardı. Bunda direkt şey yapmışlar. Şu parça olmadığı zaman bazen zor olabiliyordu. Şöyle ittirmede bu sefer buraya kayıyordu. Havuç rendelenmesinde sorun olabiliyor. Şimdi görünce aklıma geldi. Dediğim gibi bundan sonra yavaş yavaş yaz geliyor. Antalya'ya giderim. Oralarda yine etrafı gösterip birebir coğrafyayı anlatırım. Gezdiğim yerleri anlatmaya çalışırım. Vaktim oldukça ders videoları eklerim. Dediğim gibi benim 1000 abonenin altına düşersem canlı yayın özelliği gidecek. Ve ben hani direkt videoya konuşurken cidden çok heyecan yapıyorum. Siz kamera arkasını görmüyorsunuz. Kaç defa kelimeleri tekrar ediyorum. O yüzden canlı yayın olursa diyorum en azından karşımda insan olduğunu bilirim. Ona göre dersi anlatırım diye düşünüyorum. Şu anda kimse sınav olmayacağı için dinlemeyecektir. Ders çalışmayacaktır. O yüzden hani canlı yayın yapsam da çok izleneceğini zannetmiyorum. O yüzden seneye bunu aktif hale getirmemiz lazım. Daha çok kullanmamız lazım canlı yayın özelliğini. Bakalım zaman ne gösterecek? Okulların durumu ne olacak? Onları bilemiyoruz. Ama şu var ki bu dönemde çalışan kazanacak. Yani yan gelip yatan bir şekilde maalesef kötü sonuç alabilir ama azmedip derslerini bırakmayan çalışanlar ön plana geçecek. Evet, çok zor bir dönem. Biz de çok zorlanıyoruz. Biz daha çok zorlanıyoruz. Böyle ekrana bakıp tepki almadan ders anlatmak çok zor. O yüzden hani biz daha çok yıprandık aslında. Ama ben elimden geleni yaptığıma inanıyorum. İnşallah yapmaya da devam edeceğim. Şimdilik bu ürün oradan oraya daldan dala atlamış oldu. Bu arada kapatamamışım gene bak. Bunları alışacağız. Ürün değerlendirmesi bu şekilde. Belki almayı düşünenlerin işine yarar. Öteki hemen tık diye oturuyordu. Bu anlayamadım bu neden oturmuyor. Olmuyor. Farklı bir şey var. Yanlış yönetiyormuşum. Tamam. Oldu. Şöyle 1750 mililitre alıyor. Öteki de hemen hemen aynı. Kaydırmaz silikonları var altında. Şeyleri takip etmenizi tavsiye ederim. Çarşamba indirimleri olabiliyor.
bayram indirimleri olabiliyor. Yani bir bakıyorsun bu mesela yarın iki katı fiyatına çıkabilir. Yani o yüzden şu anda fiyat bilgisi vermem çok doğru değil. Çünkü yarın değişir. Yani o yüzden kafanızda bir rakam belirleyin. Ona uyan uymayan yaklaşan rakamlarda alabilirsiniz. Başka markalarda da hani benzerleri var. Ama ben dediğim gibi yıllardan beri Arçelik kullandığım için memnun da kaldım. Parçasını bir şey olduğu zaman temin edebiliyorum. Dediğim gibi gidip bayiden servisten direkt bunun parçasını aldım. Şimdi onu kullanıyorum. Tabu 17 yıllık mesela. Bunun hemen ötekisi parçası kırıldı. Hemen telafi ettim. Şuradan bu mesela plastik olduğu için sıcak çorbaların içine soktuğun zaman bu eriyebiliyor, işte çatlayabiliyor, çatladı filan. O yüzden sorun yaşadık. Ama metal olduğu zaman, ama yine de dikkat etmeniz lazım. Çok sıcak bir önceki mesela şeyden bozuldu. Direkt pat diye şu içi silikonları hallolduğu için şurası çıkıverdi. Böyle elimde kaldı bu. O yüzden çok da sıcak değil, bir ılık falan yapmanızda fayda var çorbalarda. Ilıtıp ondan sonra blenderdan geçirip rondodan ondan sonra tekrar ısıtmanızda çorbalarda fayda var. Bu dediğim gibi birazcık küçük geldi ötekine göre. Öteki 1 litre falan da herhalde. Bunu da işte yine muzlu süttür, milkshake'tir, onları yapmada kullanabilirsiniz kabını. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi daldan dala atlamış oldum. Belki yine canlı yayın özelliğinde birazcık dertleşebilirim sizinle bir şekilde. Kendinize iyi bakın. İyi günler.